Şimdi üç tane hastalığımız var güzel ablacığım. Aslında üç tane ismi çok ama genelde bizim toplumda bu yaşta bayanlarda olan hastalıklar aslında. Anlatabiliyor muyum? Ve daha çok ileri olmadan tespit edilmiş hastalıklar. Ama genelde her gittiğin yer bunun bir tanesini ortaya çıkarabiliyor. Birisi diyor ki bacağında likodem var kardeşim, kilo ver yoksa bir şey yapılmaz diyor. Ya da böyle yaşamaya alış diyor. Birisi de diyor ki yok bacağında lenfödem var, buna yapılacak bir şey yok, buna alış diyor. Veya birisi de diyor ki herkes anladığı konuya gidiyor yani. Birisi de diyor ki varisim var, ameliyat yapacağız, işte yapıştırıcı sıkacağız veya lazerle yok edeceğiz diyor. Evet, bana kilo verdiler, bacakların ağrısı geçer ama kilo veriyorum, bu sefer üst tarafından gidiyor, alt tarafından bacaklar hiç gitmiyor. Şimdi bir bacakta böyle 4-5 tane ciddi hastalık iç içe girmiştir. Bunların her birine anlatıp her birine dokunman lazım ki, her birini tedavi etmen lazım ki hasta rahatlasın. Yoksa bir taneyle olmaz. İkincisi kilo verme olayı. Şimdi hastalarımıza hep şunu derler, kilo ver. Şimdi bir kere likodem hastası zaten o kiloyu veremez. Yani sen 6 ay, 1 sene hiç yemek yeme. Hiç. Su bile, su iç yalnız. Ve günde 5 saatte koş, maratoncu gibi. Senin yüzün ip ince olur. Göğüsler inceleşir, karın incelenir, burada yağlar biter, kollar ve bacaklarda 1 santim incelme olmaz. E senin derin zaten bacaklardaki kalınlık. Anlatabildim mi? Bu lipodem hastası böyledir. Lipodem hastası kiloyla ilgili bir sorunu yoktur aslında. Damar dolaşımıyla ilgili bir sorunu vardır. Tamam mı? Bir kere bunlar var. Yani bir bacaktaki bütün sıkıntıları hep anlatıyorum ki bunun birini çözdüğümüz zaman zannetmeyin ki bütün sistem çözülüyor. Şimdi neyimiz var o zaman? Bir, lipödem var. İki, lenfödem var. Üç, varis var. Bunları önem sırasına göre bu bacakta yazıyorum. Tamam mı? Yani senin en büyük derdin lipödem, daha sonra bir miktar lenfödem, varis en son bakacağımız iş. Ama ne olduğunu söyleyeyim ki sen de ona göre sonra bakacağız. Şimdi sağ bacağını çiziyorum. İkisini de üzerinde anlatacağım. Şu sağ bacağımızı anlatacağım. Şöyle geniş çizeyim ki rahat hareket edelim. Sağ bacak. Bacağı benim gibi ayakta duruyorsun. Bacağı içeriden bakıyoruz. Ayaktasın. İçerideyiz. Şurası kasık. Şurası diz. Şunlar parmaklar. Şu da içerideki topuk. Ki görünmüyor senin o topuk. Şimdi, lipödem dedik. Lipödem şudur. Bizim derimizin hemen altında çok küçük kılcal damarlar var. Ve bu kılcal damarların görevi, bir görevi de vücutta biriken kaloriyi, o gün biriken kaloriyi, yani yemek yedin, belli bir kalori aldın, fazla egzersiz de yapmadın, ki yapmıyorsun. Bazal metabolizman da düşük. Yani hareketsiz kaldığın zaman uykuda harcayacağın enerji de düşük. Bazen o çok yüksektir. Adam devamlı yer hiç kilo almaz. İşte biz öyle değiliz. Biz bir şey yediğimiz zaman hemen kilo yapacak. Vücut şunu yapar, hiç atmaz bu kaloriyi. Ne yapar? Şu damarlara emir verir. Hemen bunun cildin altında bu yağları, kalorileri yağ şeklinde depolar bu. O yüzden bizim bacağımızda ve bütün vücudumuzda yağlar artar. Arttı mı? Arttı. Yıllarca böyle. Ve yıllarca böyleyken sen de hep ya acaba benim bacağımda bir şey mi var dersin ve annenin bacağına bakarsın. Annenin bacağında da lipödem vardı zaten. O zaman bizimki yapısal dersin. Anamınki de böyle, benimki de böyle. Halbuki ikiniz de hastasınız. Şimdi anlatıyor birisi bunları. Şimdi biriktirdik. Çok güzel. Sonra dedin ki arkadaş ben diyet yapacağım ve spor yapacağım. O zaman spor yaparken vücut enerjiye ihtiyacı oluyor. O zaman bir bakıyor, yemek de yemiyorsun doğru düzgün, diyet yapıyorsun. O zaman şuraya, damarlara tekrar başvuruyor beyin. Diyor ki, kardeş bana enerji lazım, o biriktirdiğin depodaki yağları bana gönder. Şimdi normal şartlarda senin bu bacağını incelmesi gerekiyor. Herkes böyle. Yani şişman biri benim bacağı incelir. Ama lipödem olanın bacağı incelmez. Çünkü şu damarların geri emmesi bozulmuştur. O yüzden yağlar böyle öbek öbek taşlaşmış bir şekilde kalır. İşte bu tabloya biz ağrılı yağlanma sendromu deriz. Hem de ağrı vardır.
ağrılı yağlanma sendromu. Halbuki diğer ismi de lipoödem. Yani yağ ödemi. Halbuki yağ acımaz. Ağrılı niye olsun ki? Ama sen dokunduğun zaman bile bazen acı hissedersin. Yağ acımaz. Şurada göbeğime dokunuyorum ben. Yağ var burada. Acı yok. Sende de yoktur. Ama bacağında şu damarlara dokunduğun için dışarıdan, şunların etrafındaki ödem sinir uçlarına dokunduğu için ağrı yapıyor. Yani doğru, ağrı. Çekim yaparken de öyle bastırmak. Heh, ağrıdı değil mi? Yani sonuçta bir lipödem bacağında veya kolunda, kolda böyle, özellikle şuralar. Lipödemde iki tane dert var o zaman. Bu dertlerden birisi yağ çok, diğeri ağrı var, morarma var. Çok hızlı morarır bu bacaklar. En ufak bir yere dokun, morluk kalır. Şimdi ikisi farklı ama. Yağın çokluğu, cildin üzerindeki, cildin altındaki yağın çokluğudur. Estetik olarak da çok rahatsız eder adamı. Ağrı ve morarma da damarların bozukluğundan dolayıdır. O yüzden tedavi de farklıdır. Eğer ablam yağların alınması önemli değil arkadaş, benim şu ağrılarım geçsin diyorsan, biz yalnızca şu damarların tedavisiyle uğraşacağız. Burada da cihazlarımız, iğnelerimiz ve diğer sistemlerimiz var. Ve seans seans geleceksin. Her seansın 2 saat sürecek ortalama. Yağ çok arkadaş, beni yağdan kurtarın diyorsan yağ alma ameliyatları olacak. Yağ alma ameliyatları. Bu nedir? Bu daha çok gençlere ve estetik kaygısı çok olanları yaparız. Nedir mantığı? İçeriye gireriz cildin altında. Bütün yağları lazerle parçalar emeriz. Sonra şuradaki sarkan cildi lazerle duvara yapıştırırız cilde. Ve bunun da bozulmaması için sana korse veririz. Ve yaklaşık 1-2 ay korse takarsın. O sırada neleri yapıyoruz biz? Daha çok uyluktaki, şu bölgedeki, popodaki ve göbekteki yağları ki simetrik sağlansın diye, simetri. Yoksa sen tamam benim göbeğimde bir sıkıntım yok diyorsun ama bacak incelince göbek sarkar. Onun için. Bu. Tamam. Lenfödeme gelelim. Lenfödemde de mantık şu. Bacağımızdaki milyarlarca hücre var. Gözle görülmez ama şunların 5-6 tanesini çiziyorum her zaman. Bu hücreler yaşarken enerji üretiyorlar ama aldığı besinin, kandan aldığı besinin bir de dışkısı oluyor. Bu dışkıları da hücrelerin arasındaki sıvıya boşaltıyorlar. Bu sıvıya da biz lenf sıvısı diyoruz. Tıbben. İstiyorsan drenaj sıvısı de, istiyorsan çöp sıvısı da fark etmez. Devamlı arttığı için bu sıvılar bacakların şişmesini önlemek için bir sistem yapılmıştır. Bu sistemde bu hücrelerden direkt kasıktaki lenf bezlerine yollar, kanallar yapılmıştır, damarlar yapılmıştır. Bunlar buradaki lenf bezlerine açılırlar kanal şeydeki, kasıktaki. Oradan da daha büyük borularla vücuda giderler. Ne kadar üretilirse o kadar tüketildiği için yukarıya bacak aynı kalır. Ama tırnaktan aldığın bir mikrop, bir pedikür işlemi, topuktaki çatlak, yere çıplak basma işlemi, ayağını burkma derken buradaki kanallar bozulmaya başlar. Bozulduğu yerin altında sıvı birikir. İşte bu sıvıya da lenf sıvısı birikir. Buna da lenf ödem denir. Lenf ödem tedavimizde hem ameliyatımız var hem diğer tedavilerimiz. Ama zaten lipödemle şu tedavi cihazlara gireceksen bunu da bununla beraber yapacağız demektir. Bu da 2 saatin içine girer. Tamam. Geldik varise. Özür dilerim hocam. Buyur abi. O şimdi bahsettiğinizi önce yapıp sonra diğerini yapmanız mümkün değil mi? Cihaz ve iğneler mi? He, onu önce yapın. Hayır, bu ikisini beraber yapacağız. Şu o ikisini önce yapın. Ameliyatı mı? He. Ameliyat zaten bekletiyor. Ameliyat yapacağım demedim. Bu yani... iki opsiyonu sordum. Çünkü ameliyatta şöyle, rahatlarsan, mesela sen bana mesaj attın, çok ağrılarım vardı. Biz senin ağrılarını geçirelim, güzel gece uyumaya başla, tamam mı? Ondan sonra keyfek eder. Yani o şu tarif ettiğiniz oluyor. Ha, tabii o tarif ettiğim oluyor. Ameliyat, ben sadece hastam olduğu için bilgi verdim. Zaten ameliyatı ben plastik cerrahımla beraber yapacağım. Konu plastik cerrahisine gidiyor çünkü. Estetik iş. Ama ihtiyacımız olmaz. Biz bunları hep anlatıyoruz. Mesela 18-20 yaşında olsaydın, tamam mı? Ve bu sana hakikaten psikolojik olarak yağlar zarar veriyor olsaydı, o zaman derdim ki abi hiç vakit harcamayalım, yağları alalım. Fakat şöyle şeyler çok karşıma çıkıyor. Hasta buraya ağrıyla geliyor, ağrısını geçiriyoruz biz. Sonra diyor ki hocam yağlar gitmedi.
Anlatabildim mi? Bir yağın gidiş süresi bu damarları düzeltince ne kadar zamanda olduysa o kadar zamanda geri gider. Anlatabildim mi? Bu çok 20 sene de mi geçecek? 20 sene bekliyorum. Ha, ama ağrıyı hemen geçireceğiz. Ama bu 20 sene ben beklemek istemiyorum kardeşim. Alın bunları. 6 saatlik ameliyat. Onları söndürmem lazım. Onlara bakarız sonra. Önce ona sonra bak. Tamam. Şimdi gelelim damarlara. Damar dediğimiz ne? Şuna. Varise geldik şimdi. Buraya tamam mı? Hı-hı. Şimdi varise anlatacağım. O yüzden şu lenf damarlarını sileyim. Çünkü kan damarları yapacağım şimdi. Hepsini bir yere çizemiyorum. Üç boyutlu olmuyor. Şimdi kan damarı. Bunlar lenf damarıydı. Hı-hı. Şimdi kan damarı. Birisi cildin altında gidiyor. Kasağa kadar. Üç tane damar bizim ayağımızdaki kirli kanı kalbe götürüyor. Birisi cildin altında. Birisi kasların içinde. Biri dizin arkasında. Hep beraber kasıkta birleşip kanı yukarı doğru götürüyorlar. Tamam mı? Şu damar bacaktaki kanın %9'unu taşır. Şurası %90, şurası da %1'i taşır. Bizim bacağımızdaki tek sorumlu damar sağ bacakta şurası. %9'luk. Hani kalp ameliyatında kullandığımız yedek damar var ya, senin sağ bacağında o damar problem. Sol bacağında problemli değil. Sağ bacağında tek problemli. Bunu da daha sonra ya ameliyatla ya da lazerle düzeltme işlemi yapacağız. Hı. İlk değil. Neden ilk değil? Çünkü sen ne dedin? Benim mesela sol bacağım ağrıyor dedin. Hı hı. Tamam mı? Bir de bacaklarım çok ağırlaşıyor mesela. Ağırlaşıyor. Bir de bacaklarda şöyle bir durum vardır. Hazır kaydediyoruz, izleyenlere de söyleyeyim. Şimdi aslında iki bacak da ağrıyordur. Hı. Ama vücut savunma mekanizmasından kendince daha önem verdiğini hissettiriyordur yukarıya. Senin sol bacağına çalışalım. Sol bacağın esas ağrıyor ya. Bunu geçirelim. İki gün sonra diyeceksin ya benim sağ bacağım ağrıyormuş esas. Çünkü onu artık hissetmiyor. Vücut kompetisyon yapıyor. Yarıştırıyor onları. Hangisine önem veriyorsa onu geçiriyor yukarıya. Ama öbürü de geçecek yakında. Bir tarafını bitirirsin. Var mı sorunuz? Yok, bilmiyorum ben şimdi. Hayır, bitirdim. Bu tarihle videoyu da YouTube'a koyacağım. Kendi şey kanalıma, oradan izleyebilirsiniz unuttuklarınızı. Sisteminiz bu hocam. Burada mesela bir tanesini tedavi ettiği zaman herhangi bir doktor, sistemin yalnızca üçte birini tedavi etmiş olur. Aynen. O nedenle insan rahatlamıyor. Üçüyle de uğraşacağız biz. Anlatabildim mi? Tamam.